Norveç'te park olarak nereye gelinir? Vigeland Parkı'na gelinir. Bakın, kocaman bir park. Alabildiğine yeşil. Parklar neden önemli? Orada bak, top oynuyor çocuklar. Burada aileler oturmuş. Çimlerin üzerinde güneşleniyorlar, kitap okuyorlar. Şöyle spor yapan insanlar, koşanlar. Yeşil. O ne ya? Şu kuşa bakın. O ne biçim kuş öyle? Gel bakayım sen. Gel. Açıyor. Bir de cık 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 garip bir ses çıkarıyor. Hop, top geldi. Top geldi. Hemen topu verelim. Hoppa. Yola kap. Demin kafede oturan bir hanım vardı. Şimdi bisikletiyle gidiyor. Bir tane ateş yakan birini buldum. Hops. Mangal yapıyorlar bak. Hani mangal yapanları da gösterelim. Herkes kitap okumuyor. Üf, bu ne biçim park yahu? Şuraya değişik bir çeşme yapmışlar. Ne isim geliyor bilmiyorum ama onun arkasında da büyük bir anıt var. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bakalım. Buradan da bir yol var. Her yerde çocuk var. İskandinav ülkelerinin eğitim sistemi çok farklı. Çocuklar böyle derslerini dışarıda yapıyorlar. Okula tıkılmıyorlar. Sürekli üzerlerinde fosforlu yelekler. Ya dışarıda bir aktivite yapıyorlar ya bir yere gidip geziyorlar. Yani oyun oynayarak, eğlenerek öğreniyorlar. Yani baskıcı bir eğitim sistemi yok anlaşılan. Güzel bir eğitim sistemi var. Şimdi şu çayın yanına gideyim ben bir. Oradan size bir yakından bir görüntü verelim. Evet. Şeye geldik. Şöyle göstereyim. İnsanlar bir şey istiyorlar, bir kase gibi bir şey istiyorlar. Ve onun üzerinden su akıyor. Bakın şurada simgeleri görüyor musunuz? Heykelleri şurada. Şöyle gezdireyim ben.